Merak nedir? Bizim kanalda belki de en çok geçen kelimelerden bir tanesi olabilir. Çok böyle ara ara yücelttiğimiz bir şey. Ama halk arasında biliyorsunuz kedilerle ilgili falan merak. Böyle çok hoş olmayan yerlerde de kullanabiliyoruz. Merak kelimesini biraz açalım istedik. Çünkü biz de çok referans veriyoruz. Ve bir şeyleri merak edelim falan böyle tamam güzel diyoruz ama neyi nasıl merak ederim? İnsan nasıl merak eder? Bunun bilmemiz gereken derinlikleri var mı? Bana sorarsanız biraz var. Yine her zaman olduğu gibi etimoloji tarafından bir yaklaşacak olursak yine birçok hani derinlikli kelimemizin köken aldığı gibi bu da Arapçadan köken alıyor. Bir şekilde dönüştürmüşüz onu. Aslında Arapçada rikkat diye bir sözcük var. Rikkat, acıma ya da duyarlılaşma anlamında kullanılan bir terimmiş Arapça dilinde. Biz bunu alarak biraz değiştirip işte merak kelimesinin kökeni haline getirmişiz. Aslında bir nevi bir şeylere duyarlı olmak gibi bir mana içeriyor. Başka yan manaları da var ama bizi şu anda ilgilendiren temel mana bu diye düşünüyorum. Ne demek duyarlı olmak? Şimdi bütün canlılara bakarsanız etraftaki değişikliklere karşı enteresan bir dikkat sergilerler. Yani bir değişiklik olduğu zaman canlıların dikkati oraya doğru döner, yoğunlaşır ve bir şekilde oradan bir tehlike gelmeyeceğine emin olduktan sonra ya da işte o işin nevini anladıktan sonra normal hayatına devam eder. Merak bu anlamda aslında yüksek canlılar diye genellikle biraz yanlış da olsa tabir ettiğimiz o primatlarda, işte maymunlarda falan filan da çok gördüğümüz bir davranış. Böyle bir şeylere gidip bir şeylerin altını arama, bakma, işte gizlediğin bir şeyi bulmaya çalışma falan gibi merak hareketlerini onlarda çok fazla görüyoruz. Fakat insandaki merakla hayvanlarda gördüğümüz arasında bazı temel farklar var. Benim en anlatmayı sevdiğim örnek ki nispeten biraz hani benzerini görmüşlüğüm var. Mesela bir plastikten yapılma bir muzu işte bir maymuna uzatırsınız. Maymun onu görsel itibariyle muz zanneder ve büyük bir hevesle üzerine atlar. Eline alır almaz onun muz olmadığını anlar, koklar, moklar ve sonra belki biraz şaşırır ama onu bir kenara atar. İnsan ise genellikle çocukluk çağımızdan itibaren yaklaşık 2-3 yaşından sonra gittikçe artan bir şekilde beklentilerine aykırı bir şeyle karşılaştığı zaman basit bir soru sorar. Niye böyle? Neden bana birisi plastik bir muz verdi? Neden bu beklediğim gibi değil? Ve onun arkasını araştırmaya çalışır. Ben bunu ilk kitabımda çok sevdiğim yine Arapça kökenli cısçıslı bir kelimeyle tarif etmiştim. Tecessüs diye bir kelime vardı. Kimsenin bilemeyeceği şeyleri okuyanlar hatırlayacaklardır. Tecessüs casusluktan geliyor. Yani arkasını araştırmak. Acaba ne var? Mesela hayvanlarda biz pek tecessüs görmüyoruz. Bazı özel durumlar dışında maymunlar falan birbirinin ayıbını araştırmayı seviyor arada bir. Hani orayı bir tecessüs kabul ederseniz çok primitif, basit düzeyde var ama bizde bilimin, sanatın, edebiyatın, düşüncenin, felsefenin vesaire hep gelişmesi bu detaylı ve girişken merak sayesinde olmuş bir şey. Ve insanlar aslında beklentilerine aykırı bir şey görüp bir anda onu dikkat nazarına aldıklarında, dikkatle ona döndüklerinde daha fazlasını öğrenmek istiyorlar. Onun arkasında ne var? O niye böyle? İşte bu daha fazlasına karşı duyarlı olma haline aslında biz merak diyoruz. Peki biz neleri merak ediyoruz? Mesela ben sıklıkla etrafımdaki insanlara bakarken ya da bazen kendimi suçüstü yakaladığımda Instagram'da falancanın ne gönderdiğini merak ediyorum mesela. Hatta işte böyle kaydırmalı şeyler var ya böyle bir fotoğraf yüklüyorsun yana kaydırınca bir başka fotoğraf çıkıyor. Onu çok merak ediyorum mesela. Öbürüne kaydırınca ne çıkıyor gibi. Şimdi bunlar bizim önümüze sunulan seçenekler arasında bize merak et denilen bir menüden seçtiklerimiz. Ve çoğu zaman mesela okulda okurken öğretmenlerimiz, evde anne babamız, etrafımızda birileri bize bir takım önerilerle geliyorlar. Bunu merak etsek ne kadar güzel olacağını söylüyorlar. Bazımız merak ediyoruz. Akademisyen oluyoruz, bir şey oluyoruz. Belli bilgi alanlarında derinleşiyoruz. Bazımız da gıcığına onların dediğini merak etmiyor da başka şeyleri merak ediyor. Burada da hastalıklı bir sahip oluyor genellikle. Onların dediğini merak etmeyeceğim de ben en lüzumsuz şeyi merak edeceğim diye. Bazen böyle o merak etkimizi bambaşka şeylerde kullanıp biraz da hani vaktimizi boşa da harcayabiliyoruz. Benim hayatımda faydalı bulduğum bir merak tipi var. Sizinle onu paylaşmak isterim. Mesela kendimle ilgili merak beni çok
verimli bir şekilde meşgul ediyor. Kendimle ilgili herhangi bir şeyi merak etmek, hani hep biz açık beyinde anlatırız ya, bu bilgeliğin özünde bir ya da hedefinde bir kendini bilme diye bir mesele var. Aslında insanın kendini araştırması, niye öyle yaptığı, niye öyle düşündüğü ya da niye öyle yapamadığı hakkında merak geliştirmesi, bedeninin işleyişinden zihninin çalışmasına, işleri yapış biçiminden yapmayış biçimine kadar her alanda kendiyle ilgili dikkatli bir gözle, duyarlı bir gözle kendini izleme alışkanlığı geliştirmesi, bana sorarsanız en faydalı merak. Ve bir insanın aslında çevresindeki dünyayı algılamak için kullandığı en gelişkin aparat kendi bedeni olduğu için kendisiyle ilgili merakları aynı zamanda dış dünya algısını da dönüştürücü bir etkiye sahip. O yüzden kişinin kendisine yönelik, belki adına öz merak diyebileceğimiz şeyin en önemli ve en verimli merak alanı olduğuna, hani bana sorsanız ben eminim. Tabii ki yaptığınız işle ilgili, uğraştığınız hobilerle ilgili vesaire belli konuları öğrenmek üzere merak etmek de gayet güzel bir şey, ama bu öz meraktan beslendiği takdirde, mesela ben bir işi şöyle yapıyorum, niye böyle yapıyorum ya da niye hep böyle davranıyorum, niye hep böyle konuşuyorum ya da neden hiç şunu denemedim tarzında kendimizle ilgili sorgulayıcı, nedenini anlamaya yönelik bir diyalog kurmaya başladığımızda İlginç bir şeyler oluyor. Dünya ile iletişim biçimimiz de değişiyor ve dünyanın bize yanıt verme biçimi de değişiyor. Öğrenme tarzımız dönüşüyor ve biz daha enteresan insanlar oluyoruz. Daha önceki bir videomuzda farkındalık üzerine bahsetmiştik. Yani farkındalık nedir diye biraz konuşmuştuk soruyorum da. Aslında merak ve farkındalık çok kol kola giden, birbirine kardeş, birbirine içkin kavramlar. Biz bazen hiç farkına varmadığımız için gözümüzün önünde olan bir sürü şeyi merak edemiyoruz. Yani öyle bir şey gündemimize girmiyor. Daha evvel orada da bahsetmiştim. Mesela şu anda bu videoyu izlerken başınıza bir sürü şey geliyor aslında ve hiçbirini fark etmiyorsunuz. Mesela elbiseleriniz vücudunuza değiyor. Bunu şu anda ben söylediğim için bir anda fark ettiniz. Ama rahatsız olmayın, hepimiz oluyor aynı şey. Fakat bu farkındalığa çıkma meselesi ancak dikkatimizi oraya yönelttiğimizde oluyor. Zira zihnimizin çok güzel filtreleri var. Mesela bütün gün üzerimize değen o elbiselerin vücudumuza temasından kaynaklanan duyusal uyaranları sürekli algılayacak olsak, zihnimiz sürekli onunla meşgul olsa çok gereksiz bir işlemci işgali olacaktı kafamızın içerisinde. Boşuna meşgul olacaktı o sistemler. Dolayısıyla bir filtre sistemi var ve diyor ki şu anda bu senin için önemli değil. Bunu görmene gerek yok. Bunu algılamana gerek yok. Onu bizim bilinçli dikkatimizden gizliyor bir şekilde. Ama bakınız, bir el feneri gibi dikkatimizi biz oraya yönelttiğimiz anda. Mesela şu anda sağ ya da sol ayağınızı bir tanesini düşünün. Ona doğru dikkatinizi verin. Yani gözünüzü benden ayırmadan ama. Ayağa bakmak yok. Böyle bir düşün, bak şimdi bak, ayak mesela oradaymış. O enteresan yani. Ayak hissetmeye başlıyorsun. İşte bir ayakkabının içinde mi yere mi basıyor artık neyse. O ayağın duruşunu, şeklini, duyusunu falan dikkatinizi verdiğinizde hissetmeye başlıyorsunuz. İşte farkındalığınıza çıkması için bir şeyin merak unsuru olması çok önemli bir parametre. Yani benim bir ayağım vardı arkadaş diye hiçbir merak geliştirmezseniz ayağınızın farkındalığına da, kolunuzun, bacağınızın, vücudunuzun duruşunun, zihninizin işleyiş biçiminin farkına da varamayabiliyorsunuz. Bence neyi merak ederim sorusunun ilk cevabı benim verebileceğim. Önce kendimizi bir merak edelim. Önce zihinsel işleyişimizi, önce günlük işleyiş biçimimizi, davranış biçimimizi bir merak edelim. Sonra bence en önemli merak kendini bilmek dedik. Peki ondan sonraki en önemli merak ne? Zihnimin işleyiş biçimi ve özellikle de bildiklerim. Ben bunu nereden biliyorum? Çok sıklıkla bu soruyu öneririm. Hatırlarsınız bizi. Hızlı takip edenler bunu bilirler. Benim en kuvvetli zihinsel aracımdır. Bildiğim bir şeyi nereden bildiğimi merak ettiğim anda o bildiğim şeyi aslında hiç bilmediğimi bir anda bilebiliyorum. Enteresan bir bilgi tipi. Dolayısıyla bu merak insanın kendi içsel gelişimini çok güzel kamçılayan, kendi zihnini açan ve öğrenme olanaklarını artıran, merakını kat be kat katmerlendirebilen çok enteresan bir araç. Çünkü birçok şeyi bildiğimizi zannettiğimiz için merak etmeyiz. En yakınımızdaki insanları en az tanıyor olmamızın altında işte böyle garip bir ön kabul ve meraksızlık yatar. Yapılan araştırmalar dışarıdaki insanları çok daha alıcı gözle izlediğimiz için bize nispeten uzak kişileri daha iyi tanıdığımızı, onların duygularını daha iyi anlayabildiğimizi ama çok yakınımızdaki insanlara karşı zamanla bir duygusal ve empatik körlük geliştirdiğimizi gösteriyor. Çünkü artık onları bildiğimizi varsayıyoruz ve onları çok merak etmiyoruz. Kendimizi merak ettik, bildiklerimizin kaynağını merak ettik. Bir de çok yakın çevredekileri azıcık merak edelim. Onlara daha önce hiç bakmadığımız bir gözle bakmayı deneyelim. Neler göreceğiz aklınız durur. Merak karanlık bir dünyada insanın el feneri gibi. Onu nereye tutarsanız size çok ilginç şeyler gösterecek ve merakla, dikkatle,
dikkatle, derinlikle baktığınız herhangi bir şey kısa bir süre sonra sizden başka hiç kimsenin görmediği, bilmediği bir şeye dönüşecek. O artık sizinle bir olacak. Dolayısıyla merak etmek iyidir. Kendimizden dışarı doğru bir deneyelim. Bakalım hayırlısı neler olacak. Hadi bakalım.